Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Uzun süredir incelemiyorduk. Bugün bir projeksiyon incelemesi yapacağız. Xiaomi'nin alt markası olan Wanbo'ya ait bir projeksiyon. Daha önce X1 modelini incelemiştim ve çok memnun kalmamıştım. Şu an son dönemi kasıp kavuran T6 Max modeli elimde. Diğer tanıttığım uygun fiyatlı projeksiyonlara göre bayağı kuvvetli. Yani gündüz vakti de bir şeyler izletebiliyor. Zaten detaylara değineceğim. Hadi kutumuzu açalım. Ürünümüz böyle gayet sade bir kutuda geliyor. Hoppa. İçinden böyle bir kutu çıktı ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hiçbir şey olmamış kutuya, gayet sağlam gelmiş. Tip olarak Wanbo T2 modeline çok benziyor, biraz daha büyüğü sadece. Kutu bölümünü çok uzatmak istemiyorum, bir an önce açalım. Her şeyi çıkartıyorum. Kutuyla işim kalmadı. Şimdi bir kutu içeriğine bakalım. Bir tane kullanım kılavuzu, bir tane 95 wattlık adaptör, Avrupa uçlu güç kablosu ve kumandamız çıkıyor. Şükürler olsun be. Neden böyle söyledim? Çünkü Çin'de üretilen tüm projeksiyonlara aynı dandik kumandayı koyuyorlar ve ben bıktım. Yani şöyle söyleyeyim, aynı tarz kumandadan elimde bir ara satmadan önce projeksiyonları 6-7 tane vardı. Hem bu görüntü anlamında çok daha şık hem de daha işlevsel duruyor. Arkasını açtığımızda da iki tane ince pil takarak çalıştırabiliyorsunuz. Ve son olarak da gelelim projeksiyona. Projeksiyonumuzun şöyle bir tipi var. Bence çok şık duruyor. Biraz büyük ama onu belirteyim. Üst kısmında Wanbo yazılı bir tane fiziksel buton bulunuyor. Ve ardından suni deri bir taşıma kolu mu diyeyim buna? Taşıma kayışı var. Bu arada kayışın rengi de bayağı güzel. Ben beğendim. Malzeme olarak beyaz ABS plastik kullanılmış ve ele güzel bir hissiyat veriyor. Yani kaliteli duruyor. Arka tarafına baktığımızda bir tane DC güç girişi, iki tane USB portu, bir tane AUX, bir tane de AV girişi var. Ve en son da bir tane HDMI portumuz bulunuyor. Ürünün alt kısmında kaymasını engelleyen 4 tane kauçuk ayakçık bulunuyor. Ben genellikle bir yere koymaktansa tripoda bağlıyorum. Burada da 1/4 inç evrensel vida girişimiz var. Şu gördüğünüz uca sahip olan herhangi bir tripoda bağlayabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim. Mini tripoda takmama rağmen gayet sağlam bir şekilde durdu. Ürünün boyutları şurada çıkacak. Ağırlığını da ben söyleyeyim. Ürünün ağırlığı 1945 gram, yani yaklaşık 2 kilo kadar. Bence gayet kabul edilebilecek bir ağırlık. Ürünümüzün 2 tane 5 wattlık hoparlörü var. Bakalım nasıl performans verecek. Hoparlör hem önde hem arkada mevcut. Yani stereo bir ses verebiliyor. Aynı zamanda ön tarafta ve yine arka tarafta birer tane fan bulunuyor. O yüzden buraları kapatmamanız gerekiyor. Ve bu projeksiyonun gerçek çözünürlüğü 1080p, yani Full HD. Neden gerçek diyorum? Çünkü bazı projeksiyonlar, bu da dahil, 4K'lık bir görüntüyü 1080'e çözebiliyor. Ve bunu Çin'deki bazı firmalar, bazı projeksiyon satıcıları şakallık yaparak sanki projeksiyon 4K'ymış gibi satıyorlar. Başta zaten direkt yazarlar 4K falan diye. Ama bu fiyatlara gerçek 4K çözünürlüğe sahip bir projeksiyon bulmanız imkansız. Çin'de bile fiyatlar 12-13 bin TL'den başlıyor. Bunlar en ucuzları. Türkiye'de zaten şu an 16-17'den başlar hale geldi. O yüzden Native Resolution diye bir şey var. Bu gerçek çözünürlük anlamına geliyor. Muhakkak ona bakın özelliklerde. Şöyle yapalım. Ben bu ürünü bağlayayım, biraz kullanayım. Ardından incelemeye devam edeceğiz. Evet, tekrardan selamlar. Aradan yaklaşık bir ay geçti. Bu ürünü bir aydır kullanıyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi? Efsane. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben normalde işletim sistemi olan veya bir Android'e sahip olan projeksiyonları çok önermem. Çünkü çok verimli çalışmazlar. Harici bir TV box veya bilgisayar bağlayarak kullanmanızı öneriyordum. Ta ki bu projeksiyona kadar. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Xiaomi Mi Box S kullanıyorum uzun yıllardır. Ve performans olarak işletim sisteminden bahsediyorum. Ondan kalır bir yanı yok. Gerçekten işletim sistemi çok başarılı. Ne bir takılma, ne bir hata. Hiç karşılaşmadım ve dediğim gibi performansı çok iyiydi. Şimdi biraz teknik özelliklere girelim. İçinde Amlogic'in T972 işlemcisi var. 2 GB'lık DDR4'te bir RAM'i var. 16 GB hafızaya sahip ve içinde Android'in 9.0 versiyonu yüklü. Bağlantı tiplerine de değinmek istiyorum. Wi-Fi ağına hem 2.4 GHz hem 5 GHz bandından bağlanabiliyor. Çoğu işletim sistemi olan projeksiyonda sadece 2.4'ü görebiliyoruz. 5'e bağlanması gayet iyi. Yani olabildiğince en yüksek hızları alabildim. Hız testi de yaptım. Telefonumdan 5 GHz bandına bağlandığımda 92-93 hızlarını alıyorum. aynı yerde bu ürünle test yaptım. 86-87 çıktı. Ve Wi-Fi konusunda da hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0'ı kullanmışlar fakat ben direkt bu ürüne kulaklıklarımı bağladım. Ufak bir gecikme yaşadım. Ardından daha önceki videolarda incelediğim Taotronics'in Bluetooth adaptörünü bağladım ve hiçbir problem kalmadı. O adaptörleri de aşağı linke ekleyeyim. Kontrol edebilirsiniz. Hatta o videoya da gidebilirsiniz. Yukarıda çıksın. Ve şimdi sevdiğim diğer güzel bir özelliğine geleyim. 550 ansülmen bir parlaklığa sahip ampulü. Çin menşeli projeksiyonlarda 200, 250, 300 civarında geziyor bu rakamlar. 550 gerçekten fark yaratıyor. Zifiri karanlık bir ortamda aradaki farkı çok anlayamazsınız ama bir tık daha böyle loş veya aydınlık ortamlarda aradaki farkı çok rahat anlayabiliyorsunuz. Gerçekten güçlü bir ampule sahip. HDR10 ve HDR10+ desteği de mevcut. Netflix'te bazı içeriklerde bu desteği de görebilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Renkleri gerçekten çok doygun ve gerçeğe yakın. Daha öncesinde incelediğim projeksiyonlarda bazı renk sapmaları oluyordu. Aralarında güzel olanlar da vardı ama en iyi rengi veren sanırım bu. Bir de Blitzwolf'un BVVP4 modeli vardı. İkisinin renkleri birbirine çok yakın ve çok canlılar. Birazdan zaten teste geçeceğim. Loş bir ortamda yapacağım testi. Gece karanlığında zaten hiçbir problem yok. Böyle lamba gibi görüyorsunuz her şeyi. Ama önemli olan loş bir ortamdaki performansı. Çünkü her zaman zifiri bir ortam yakalayamayabiliyoruz. Ve sevdiğim diğer bir özelliği elektrik fokusu oldu. Otomatik netleme yapmıyor. Ben bunu aradım ama iyi ki de yokmuş dedim sonradan. Kumanda üzerinden çok rahatlıkla fokus ayarlayabiliyorsunuz. Kalkıp mercekle oynamanıza gerek yok. Ve kademelerini çok ufak ufak yapmışlar. Yani her mesafeden güzel bir netlik yakalayabiliyorsunuz. Şöyle bir dezavantajını gördüm. Bu ürünü tam dikey olarak kullanmanız lazım. Hafif bir eğim verdiğinizde yansıttığınız yerin en alt kısmıyla en üst kısmındaki mesafe farklı olduğu için biri çok daha net oluyor. Biri hafif böyle bulanıklaşarak gidiyor. Zaten onu da testlerde göstereceğim. Hoparlörü hakkında da konuşmak istiyorum son olarak. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani herhangi bir hoparlör bağlamanıza hiç gerek yok. Daha öncesinde incelediğim bütün projeksiyonlarda hoparlör vardı ama gerçekten kötülerdi. Hiçbir zaman da yeterli olduğunu söylemedim. Ama bu üründe gayet yeterli. 2 tane 5 wattlık hoparlör olduğunu söylemiştim ve hem ses kalitesi güzel hem ses yüksekliği beni şaşırttı. Gerçekten 5 wattlık örnek vereyim JBL Go 2'ler gibi bir ses yüksekliği sunabiliyor. Neyse çok uzatmayayım. Hadi perdenin başına geçelim. Projeksiyonu bu şekilde kurdum. Bir tripod yardımıyla dikey olarak perdeye yansıtıyorum. Kendi içinde işletim sistemi olduğu için kurulum gayet basit. Sadece güce bağlayıp çalıştırıyorsunuz. Ben direkt projeksiyon perdeme yansıttım ama sizin de beyaz, düzgün bir duvarınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Hatta tavana bile yansıtabilirsiniz. Çoğu kişi öyle kullanıyor yatarken izlemek için. Şu an zifiri karanlık değil, loş bir ortamdayım ve ışık dengesi gayet iyi. Çok rahatlıkla her şeyi görebiliyorum. Öncelikle içindeki Android sürümünün böyle bir arayüzü var. Google Play Store olduğundan dolayı istediğiniz çoğu programı indirebiliyorsunuz. Oyun falan oynamak istediğinizde de arkasındaki USB portları sayesinde mouse ve klavye bağlayıp daha rahat kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir Netflix'e giriş yapalım. Hiçbir takılma ve kasma yok. Gayet başarılı. Örneğin bir tane dizi açalım. Blacklist'ten bir sahne açtım. Şimdi sesini yükseltiyorum. Projeksiyonun yaklaşık 20 santim ilerisindeyim. Bu testi YouTube'da yapalım çünkü bir kere ben telif yemiştim bu şekilde. Kendi videolarımdan birini açayım. Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine fakirliğin had safhada olduğu, yine arkadaşlarımdan dilendiğim bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan gördüğünüz bugün yeni çıkan MacBook Pro'yu inceleyeceğiz. Barçın diye bir arkadaşım var. Zaten birazdan göreceksiniz. Hatta siparişi verir vermez bana söyledi. Dedim ki bensiz o kutuyu açamazsın. Sesini de duydunuz gerçekten. Çok başarılı bir hoparlörü var. Ses seviyesi çok yüksek. Bir projeksiyon için konuşuyorum tabii. Bir de bir müzik açayım. Bu arada kumandanın üstünde mikrofonu da var. Oradan tıklayarak da istediğiniz aratmayı yapabilirsiniz. Evet, bir gün önce yükledikleri bir müziği açalım. Biraz ileri saralım. Bu şekilde yani ufaktan da olsa bir bası falan da var bu arada. Ana sayfaya geri dönelim. Bu arada 3. parti IPTV yazılımlarıyla televizyonda çevirebilirsiniz bu projeksiyonu. Ne kadar yasal orası size kalmış. Ona ben karışmam. Mouse modu var. Ortada geziniyor görebilirsiniz. Böyle bir mouse'u var ama Air Mouse değil. Yön tuşlarıyla yönetiyorsunuz. Çok kullanışlı değil. Bu arada illa bunu menüden yapmanız gerekmiyor. Üstünde mouse tuşu var. Ona tıklayarak tek tıkla çevirebiliyorsunuz. Ardından Bluetooth cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. Bu hoparlör olabilir, kulaklık olabilir veya bir klavye olabilir. HDMI girişini seçtiğiniz bir yer var. Burada dil seçenekleri var, Türkçe desteği var. Fakat her şey birebir dönmüyor. Ya mesela burada yarı İngilizce, yarı Türkçe. Projeksiyon moduna geldiğimizde burada projeksiyonu nasıl konumlandırdığınızla alakalı işlemler var. Cihazı ters de kullanabiliyorsunuz. Veya bu şekilde ayna modu var. Ayna modu ise ters projeksiyon perdelerinde kullanılıyor. Yani projeksiyonu dikey değil, arkadan yansıtarak kullanılan projeksiyonlardan bahsediyorum. Tavana ters bir şekilde bağladığınızda görüntüyü de ters çevirerek düz bir görüntü alabilirsiniz. Keystone otomatik var. Bunu açtığınızda yamukluk dengesini kuruyor projeksiyonun. Yani yamuk da koysanız düz bir hale getiriyor görüntüyü. 4 keystone var. Eğimli koyduğunuz zaman uçlar birbirine tutmuyor. Mesela eğimli koyduğunuzda böyle bir görüntü oluyor. Bunu manuel bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim bu arada. Kolay ve basit yapmışlar. Tam bir şekilde istediğiniz büyüklükte görüntü alabiliyorsunuz. Misal veriyorum, projeksiyonu uzağa bir yere koydunuz ve biraz daha küçük bir görüntü istiyorsunuz. Bunu da ayarlamanız mümkün. Yaklaşık %25 oranında küçültme yapabiliyorsunuz. Mesela şu an bu mesafede biraz dışarı taşıyor. Ben hemen perdeme uygun bir şekilde ayarlıyorum. Aspect mod var. Bu çok önemli değil. Otoda bırakmanız daha mantıklı. Kullandığınız görüntü oranını gösteriyor. Mesela 4'e 3 oranı veya bizim şu an kullandığımız 16'ya 9 oranı. Otoda yapmakta fayda var. Ses bölümü var. Buradan sesi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz ama buna gerek yok. Zaten kumanda üzerinde mevcut. Ve şimdi gelelim netliğe. Kumandanın üzerinde elektrik fokusunu ayarlayabildiğiniz fiziksel butonlar var. Bakın mesela şu an her bastığımda fokustan uzaklaşıyor. Bu projeksiyonun yerini her hareket ettirdiğinizde yapmanız gereken bir ayar. Sabit koyuyorsanız zaten bir yere bir kere yapmanız yeterli. Böyle size en net gelen halini manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Çok başarılı ve hızlı yapmışlar. Yine bir YouTube'a girelim. Ne açalım? Bir tane motor videosu açalım. Tırıs tırıs gideceğiz artık. Şurada bir duralım, navigasyona bakalım. Karşıyaka'ya geldim. Hiç bilmiyorum buralar nasıl. Bu arada yer yön bilgisi en kötü olan insanlardan biri olabilirim yani. 10 kere gittiğim yere tekrar navigasyonla giderim yani öyle. Elimiz gözüküyor mu elinize? Para verdiğiniz belli değil mi cipse? Bu arada görüntü size biraz puslu ve parlak gelebilir. Kamera ayarından hemen düşürüyorum ki renkleri daha doğru görün. Şu an görüntünün renklerini de kamerada otomatiğe aldım. Daha düzgün görmenizi sağlar bu ama gerçek gözle gördüğünüz renkle kamerada çıkan renk aynı değil. Onu da hatırlatayım. Şimdi motor kaç beygir? 94. Ona 105 yapacak. Hazır, hazır. 95 yılında biz bir tane mobilet için karbon depo kapağı getirmiştik. O senin motoruna nasıl? Evet. Burada duruyor hatta. Bunu T95'te çıkarttık. Şefim bu çok güzel olacak ya. Bu arada vlog kanalıma abone değilseniz yukarıda çıkacak. O kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Burada renkleri görebilmeniz için bir örnek açtım ama kameraya şu an baktığımda gerçek gözle gördüğüm renkler daha canlı olduğunu söyleyebilirim. Kamera renkleri biraz daha sıcak gösteriyor. Ama renk doygunluğu gösterebildiği gerçek renkler gayet iyi. Son olarak fan sesini de dinletmek istiyorum sizlere. Şu an yaklaşık 20 santim uzandayım ve susacağım. Biraz daha geriye geldim. Yani büyük ihtimalle fan sesini duymuyorsunuz çünkü gerçekten fan ses seviyesi diğer incelediğim projeksiyonlara göre gayet düşük. Burada da benden artı puan aldı. Evet, hiçbir ses yokken, projeksiyondan bir ses çalmıyorken veya bir şey oynatmıyorken bu fan sesini duymanız çok muhtemel ama herhangi bir şey açtığınızda hiç duymuyorsunuz. Ne kadar yakın olursanız olun. Çünkü hoparlörler güçlü, fan sesi düşük, bir şekilde örtüyor onu. Bebek bebek. Yani abartmıyorum, gerçekten açık ara en beğendiğim projeksiyon bu oldu inceledik arasında. Yani herhangi bir falsosu yok. Bir dezavantaj bile söyleyemiyorum. Belki fiyatını söyleyebilirim ama fiyatını hak ediyor bence. Kesinlikle hak ediyor. Fakat muadili olan, yani aynı çözünürlükte görüntü sunan projeksiyonlardan bir tık daha pahalı. Ama bu pahalılığın getirdiği çok güzel özellikler eklemişler. Hani hoparlörü olsun, ses çıkarsın diye koymamışlar. Gerçekten kalite için uğraşmışlar. Size bir de Türkiye'den satın alabileceğiniz, yine yurt dışından gelen projeksiyonların bir listesini yapacağım. Herkes Çin'den alışveriş yapamıyor. Bir şekilde korkuyor. Anlamadığım bir şey benim. Tabii ki bu ürünün linki de aşağıda olacak. Onlara da tıklayarak göz atabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa, benim değinmeyi unuttuğum bir şey varsa yine aşağıda sorabilirsiniz. Yanda 2 tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.